Ondan evvelkinde de kanda ve işte dokularda bulunan protozoonlarla beraber aynı şekilde dışkı materyalindeki protozoon parazitleri veya herhangi parazitleri nasıl tespit edileceğine dair derslerimizi işlemiştik. Şimdi bu dönemin son pratik dersi olarak bu derste de kan ve doku protozoonlarının neler yani dahilinde neleri işleyeceğimizi söyleyelim. Plazmodium falciparum ve Plazmodium vivax'ın kan preparatlarında nasıl göründüğünü inceleyeceğiz sizlerle. Yani bir plazmodium türünün bir preparatta incelerken nelere dikkat edeceğimizi konuşacağız. Leşmanya türlerini, Trypanosoma, Toxoplasma gondii ve Trichomonas vaginalis türlerini preparatlarda nasıl göreceğimize, hangi materyalden bu preparatları hazırlayacağımızın üzerine değineceğiz. Şimdi plazmodium falciparumu hızlıca kısaca bir hayat döngüsünden tekrarca bir bahsedelim. Burada neler var demiştik? Bir omurgalı konakla vektör arasında geçen bir döngüden bahsetmiştik. Vektörde eşeli bir üremeden sonra işte insanın ısırması sonrasında bir karaciğer dönemi ve karaciğer döneminden sonra karaciğer hücrelerinden çıktıktan sonra kana geçerek eritrositik bir fazın başladığından bahsetmiştik. Ve akut sürecin içerisinde, akut fazın içerisinde alınan kan örneklerinde burada olgunlaşmış, sporlanması tamamlanmış merozoitleri görebileceğimizden bahsetmiştik. Yani trofozoit formlarını, olgunlaşmış trofozoit formlarını. Bu türlere bağlı olmakla beraber işte 36-48 saat veya 72 saatlik inkübasyon sürelerinde gerçekleşiyordu bu süreç, kana geçme süreci ve bu sıtma nöbetlerinin arasında ortası süresinde atağın başladığı saat diliminde kan örnekleri alınarak preparatlar hazırlandığında biz eritrositlerin içerisinde plazmodyuma ait trofozoitleri görmüş olacağız. Burada da hayat döngüsünde kısaca bundan bahsediliyor. Dolayısıyla biz kan preparatı hazırlayacağız ve bunda hem ince hem de kalın damlı preparat hazırlayarak boyalı veya boyasız bir şekilde incelemelerini yapabiliriz. Arkadaşlar, Plazmodium vivax ve Plazmodium falciparum'un Türkiye'de görülmesinden ve dünyada en çok görülen tür olmasından dolayı Plazmodium'un iki türü olarak ders kapsamında incelemek istedim. Ondan sonra da bunların farklarını, preparat üzerindeki farklarını gösterelim. Plazmodium vivax genç eritrositleri enfekte ediyor demiştik ve burada Schuffner taneciklerini sitoplazmada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Parazit sayısı da nadiren eritrosit içerisinde birden fazla sayıda olabiliyor ama burada önemli olan bir nokta enfekte ettikleri bu genç eritrositlerin ebat olarak normal bir eritrositin iki katı büyüklüğüne ulaştığını gözlemleyebiliyoruz. Plazmodium falciparum'da ise gimze boyalı preparatlarda taşlı yüzük şeklinde bir trofozoit gözlemliyorsunuz. O da şu şekilde oluyor. Bir eritrositin içerisinde birden fazla sayıda ne olabiliyor? Trofozoit olabiliyor ve burada bazen tek taş değil de iki taş manzarası olabiliyor. İki tane nükleosun boyanması nedeniyle. Bu şekilde bir manzara oluşturabiliyorlar eritrositlerin içerisinde. Genç ve yaşlı hani eritrositlerin hepsini birden enfekte edebiliyorlar. Fakat eritrositin ebatında herhangi bir farklılaşma olmuyor. Aksine sadece trofozoit sayısı plazmodium vivax'ta olduğundan daha fazla hani sayıda olmuş oluyor ve ebat olarak bir vivax'a göre biraz daha küçük trofozoitler eritrosit içerisinde görülüyorlar. Burada bir önemli ayrım kriteri ise gametositlerin varlığı. Herhangi bir kan preparatını plazmodium türlerinde hazırladığınız zaman gametositler genelde trofozoitlerden ayırt edilemeyecek bir bantlaşma göstermiş olabilir. Fakat Plazmodium falciparum'da bu gametosit formuna dönüşüyor. Yani bu gametosit formu muz şekline dönüşüyor. Yani bu oldukça spesifik bir özellik, önemli de bir özellik. Sınav açısından da sizin için önemli bir bilgi bu. Burada gördüğümüz işte bu muz şeklindeki gametositleri gördüğümüz zaman hemen doğrudan Plazmodium falciparum diyebiliyoruz. Herhangi bir plazmodium türü değil, doğrudan Plazmodium falciparum diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Plazmodium vivax'ın ring formunu görelim. Burada bir eritrosit görüyorsunuz. Ebat olarak biraz daha büyümüş ve içi birazcık daha tanecikli görünüyor. Tabii burada fotoğraf olduğu için mikroskop görüntüsüne göre biraz daha bulanık olduğunu söyleyebiliriz. Burada ring formu şu şekilde genişlemiş bir halde görülüyor. Biraz sonraki fotoğraflarda Plazmodium falciparum'da bu ring formunun daha yani küçük yapılar halinde olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Burada ring formunda nedir? Sitoplazma açık mor renkte boyanmış.
boyanmış ve sitoplazmanın hemen ortasında bulunan bir vakuol daha az boyanmış bir şekilde çok geniş bir alanı kaplıyor. Şurada daha mor renkte boyanan yer ise nükleos oluşturuyor arkadaşlar. Bu ortasındaki boş vakuol nedeniyle ring gibi görünüyor yani hücrenin yapısı. Şunun tamamı aslına bakarsanız bir trofozoit, plazmodium vivax'a ait ring formu, trofozoit formu. Şimdi sizden sınavda plazmodium vivax mı, plazmodium falciparum mu farkını bu şekilde ring formunu gördüğünüz zaman istemeyeceğiz. Yani plazmodium sp işte yanına da formunu trofozoit diye söylemenizi isteyeceğiz. Ama eğer bir gametosit görüyorsanız işte o esnada hani hangi türe ait olduğunu söylemenizi isteyeceğiz. Burada plazmodium'un falciparum türüne ait bir kan preparatında ring formlarını görüyorsunuz. Şurada taşlı yüzük formunda birden fazla sayıda ne görüyorsunuz? Trofozoitleri görüyorsunuz. Bakın burada iki tane nükleosu olan bir trofozoit de mevcut. Kimi zaman hücrenin içerisinde bir tane olabilir. Bazen birkaç tane de olabilir. Bu daha çok plazmodium falciparum'da karşılaştığımız bir durum. Ama nadiren plazmodium vivax'ta da ovalede de çok nadir de olsa olabiliyor. O yüzden preparatın içerisinde farklı yapıların olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. Plazmodium falciparum'un gametositlerinin özel bir yapısının olduğunu bahsetmiştik. Muzlaşma şeklinde bir yapı gösteriyor. İki ucu biraz daha yuvarlak, kün sonlanan, sitoplazması koyu mor boyanan, ortası biraz daha granüler boyanan nükleosu olan bir gametosit görüyorsunuz burada. Hala eritrositin içinde olduğu için şurada bir çizgi şeklinde eritrositin çeperini görebilirsiniz. Bu genellikle bu şekilde görülür ve bunu gördüğünüz anda artık plazmodium falciparum diyebiliyorsunuz. Yani eğer karşınıza şöyle bir görüntü getirirsek plazmodium sp demeniz puan kırdırıcı olabilir. Plazmodium falciparum gametosit demenizi isteriz arkadaşlar. Yine burada gametositi görüyorsunuz. Ortasında nükleosunun parçacıklı halde olduğunu görüyorsunuz ve muz şeklinde gametosit hala eritrositin içerisinde olduğu için şurada hayalet şeklinde bir eritrositin çeperini de görmektesiniz. Aynı şekilde ring formunu burada daha net görüyoruz diğer fotoğrafa nispeten. Burada plazmodium sp demeniz normal. Çünkü burada sadece buraya bakarak plazmodiumun türünü ayırt etmenizi sizden bekleyemeyiz. Genellikle de bu tür bazında ayrımını daha çok PCR gibi moleküler tekniklerle yapıyoruz. Burada ring formu gördüğünüzü söylemeniz, bunun trofozoit olduğunu söylemeniz sınav için yeterli olacaktır. Bir hücrenin içerisinde iki tane taşlı yüzük manzarasını görmektesiniz arkadaşlar. Görecek olduğumuz bir diğer doku paraziti, kan ve doku paraziti arasında Toxoplasma gondii bulunuyor. Toxoplasma gondii'nin kedi ve kedigillerde hani tam konaklık, yani kesin konak olarak görüldüğünü, yani kesin konağının kedi ve kedigiller olduğunu söylemiştik. Ara konakları ise insan ve diğer omurgalı hayvanlardı. Dolayısıyla insanda da doku ve organlarında rastlantısal olarak da bulaş olmuş olsa dahi ne olacaktır? Tespit edilebilecektir insanları da bu şekilde enfekte etmeleri nedeniyle. Ve 3 tane formunun olduğundan bahsetmiştik. Bu 3 formun arasında takizoitler dediğimiz trofozoite eş anlamlı bir tabirden bahsetmiştik. Bu form hızlı çoğalan formdu. Akut fazla görülüyordu. Doku ve önce kana dağılıyor, sonra tekrar doku ve organlara geçiyordu. Bradizoid dediğimiz form ise doku kisti içerisindeki yavaş çoğalan formdu. Bu da omurgalı hayvanlarda veya insanda da aynı şekilde kaslarda, beyin dokusunda veya işte sinir dokusunda görebilecek olduğumuz form, kist içerisinde. Daha çok da çizgili kaslarda. Orkist dediğimiz form ise insanda herhangi bir şekilde vücut yapısında görmemiz mümkün değil. Vücudunda herhangi bir dokunun içerisinde oakist kedilerin dışkısıyla dışarı atılan form. Evet, ağız yoluyla insanlar enfekte olduklarında oakistin çeper yapısı açılıyor ve içerisinde bulunan çok sayıdaki trofozoite farklılaşan yapı insanın dokularını enfekte etmeye, istila etmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim insanın dokularında göreceğimiz form daha çok hani kist formuyla takizoid form, yani trofozoit formu olacaktır. Hangi dokulara gidiyor? Bütün dokulara gidebiliyor. Eritrositler haricindeki çekirdeği bulunan bütün, yani çekirdeği olmadığı için eritrositler de hariç tutuluyor bunda. Bütün hücreleri enfekte edebilme kabiliyetine sahipler. Transplazental geçiş yapabildiğinden bahsetmiştik. Bu yüzden amniyo sıvısı alınabiliyor. Bebekte var olup olmadığından bahsedebilmek için. Veya peritonda bir karaciğerde verdiği hasara bağlı olarak bir periton sıvısı biriktiğinde periton sıvısı alınıp kullanılabiliyor. Nörotropik olmaları nedeniyle sinir dokusuna hedef alıp beyine doğru gitmelerinden, sinir dokularını istila etmelerinden dolayı beyin omurilik sıvısı kullanılabilir. Lem sıvısı aynı şekilde kullanılabilir ve buradan alınan örneklerle hazırlanmış boyalı preparatlarda direkt mikroskobi ile ışık mikroskobu altında tanıya gidilebilir arkadaşlar. Toxoplasma gondii'nin burada boyalı bir preparatta tek tek takizoitlerinin görüntüsünü görüyorsunuz. Bu fare peritonuna inokülasyon sonrasında oradan alınan sıvı da
boyanarak hazırlanan preparattaki görüntüsü arkadaşlar. Bizim laboratuvarda hazırladığımız preparatlardan bir tanesiydi. Periton sıvısının içerisinde muz dilimi gibi, mandalina dilimi gibi yapılar görüyorsunuz. Şimdi burada gametosit formülüyle birbirine karıştırırsak diye bir endişeniz olmasın. Gametositler nerede? Eritrositlerin arasında. Fakat burada ne görüyorsunuz? Düz bir alanda bir periton sıvısından hazırlandığı için herhangi bir başka hücrenin, makrofaj tarzı hücrenin dışında herhangi bir hücrenin göremeyeceği bir ortamda şu şekilde boyanmış, koyu mor nükleosunun boyandığı takizoidleri gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada görmüş olduklarınızın her biri birer takizoid. Etrafta bakteriler de var. Çünkü doku aynı zamanda başka sekonder enfeksiyonlara da açık hale gelebiliyor bu şekilde. Burada takizoidleri görebiliyorsunuz boyalı preparatla. Bu bizim hücre kültüründe takizoidleri gözlemlediğimiz bir görüntüydü. Bu canlı hücre kültürü, memeli hücre kültürü. Burada görmeniz için koydum özellikle. Dokuların arasında patlattıktan sonra hücreleri lize ettikten sonra diğer hücreleri istila etmek üzere yayılıyorlar. Burada çok sayıda canlı takizoiti gözlemlemeniz mümkün şu alanlarda. Tek tek gayet de kitabi bir şekilde görüntüsünü gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu preparat olmadığından dolayı sınavda bu görüntüyü tabii ki kullanmayacağım ama görmenizi istedim. Dokulardaki görüntüsü de bu şekilde. Yani hücre kültüründe hücrelerden patladıktan sonra arayı boşalıp tekrar hücrelere geçerkenki görüntüsü bu şekilde. Yine burada bir preparat görüyorsunuz. Gimze boyama sıklıkla doku parazitlerinde kullanılan bir yöntem. Boyama yöntemleri arasında. Burada da yine takizoidlerde nükleus yapısının daha koyu mor şekilde boyandığını, sitoplazmasının daha açık pembe mor arasında bir boyayla boyandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer türümüz ise leşmanya. Dokuda yerleşen protozoon parazitler arasında. Burada da yine bir vektörle bir omurgalı arasındaki döngüden bahsetmiştik. Vektörümüz olan tatarcıklar insanı ısırdıkları zaman ne yapıyorlar? Promastigotları insanın vücuduna veriyorlar ve insanı enfekte ediyorlar. Bu metasiklik promastigotlar, enfektif form insan vücuduna girdikten hemen sonra formunu değiştiriyor ve retiküler endotelyal sistem hücreleri tarafından yakalanarak amastigot formuna dönüyorlar. Dolayısıyla bizim burada kullanacağımız materyal leşmanya türüne bağlı olarak eğer enfeksiyon deride gerçekleşiyorsa kutanöz leşmaniyozis ise nedir? Lezyon örneğidir. Deriden alınan lezyon örneğidir. Eğer bir viseral leşmaniyozis var ise burada daha çok da kemik iliğini kullanarak yani retiküle endotelyal sistem hücrenin üretildiği yoğun olarak bulunduğu dokular olarak kemik iliğini kullanarak preparatlar hazırlıyoruz laboratuvar ortamında. Buradan alınan örnekler boyalı preparatlarla yapılarak hazırlanarak inceleniyor arkadaşlar. Şimdi burada preparatta göreceğimiz bu yapılar neler olabiliyor? Bir de dedik ki yani şimdi bazen deney hayvanlarında da uygulayabiliyoruz biz bunu. Veya işte ne bileyim kültür ortamına da ekim yapabiliyoruz. İnokülasyon yöntemlerini tanıda kullanıyoruz demiştik. Eğer enfekte bir insandan alınan bir şekilde bir materyal bir 3MB'si yerine de verilecek olursa kültür ortamında ne şeklinde göreceğiz biz bunu? Promastigot. Dolayısıyla kültür ortamında promastigotları görerek de boyalı preparatlarda tanıya gidebiliriz. O yüzden her iki yapının da hem amastigot hem de promastigot yapının da tanınması önemli. Ama amastigotta kamçı bulunmuyor arkadaşlar. Bunlar doku kamçılıları arasında da yer alıyordu hatırlarsanız. Burada amastigotun kamçı öncüsü bir yapısını hücre içerisinde gözlemleyebiliyoruz. Bir bazal cisimden köken alan ne var? Kamçı öncül yapısı var ve bununla beraber aynı şekilde kamçının formasyonunda görevli olan kinetoplast organelini de boyanmış bir şekilde hücrenin içerisinde gözlemleyebiliyoruz. Ve aynı zamanda koyu boyanan daha geniş bir alanı kaplayan bir nükleus yapısını amastigotta gözlemleyebiliyoruz. Peki kültür ortamında gözlemlediğimiz promastigotlar nasıl yapıdalar? Bu promastigotlar ise mekik şeklinde bir yapıya sahipler. Hücrenin orta bölgesinde konumlanmış bir nükleosu, dışarı doğru uzanan bir kamçısı ve bununla beraber boyanan bazal cisimcik ile kinetoplastı var arkadaşlar. Yaklaşık olarak ebatı 12 mikrometre ile 20 mikrometre arasında değişiyor. Peki amastigotlar ne kadar? Oldukça küçük çünkü hücre içi yapılar ve hücre içerisinde çoğalarak sayılarını arttırıyorlar. Dolayısıyla 2 ile 4 mikrometre arasında bir ebatları var arkadaşlar. Şimdi boyalı preparatlarda gözlemleyelim. Burada bir amastigot görüyorsunuz arkadaşlar. Pardon, amastigot diyorum. Amastigot formasyonunun olduğu bir makrofaj görüyorsunuz arkadaşlar. Burada sitoplazması birazcık daha açık mavi renkte boyanmış bir makrofajın nükleosu var. Makrofaj çekirdeği
olarak. Genellikle bu çekirdeği preparatta gördükleri zaman bu nedir diye sordukları için arkadaşlar açıklama ihtiyacı duydum. Hücrenin sitoplazmasında çok sayıda kendini çoğaltarak, ikiye bölünmelerle çoğaltarak sayısını arttırmış amastigotları görüyorsunuz. Amastigotta şurada bu daha büyük boyanan, koyu boyanan yapı çekirdek. Hemen arkasındaki daha küçük boyanan yapı ise noktasal şekilde şuralarda da görülüyor. Bunlar da nedir? Kinetoplastlar arkadaşlar. Mesela şurada da görüyorsunuz. Bu bir amastigot. Şurada boyanan açık kırmızı kısım kinetoplast. Daha büyük boyanan kırmızı kısım nükleus. Aynı şekilde burada da var. Sitoplazması birazcık daha mavimsi, açık bir renge boyanmış. O yüzden makrofaj sitoplazmasıyla ayırt etmek her zaman çok kolay olmuyor. Ama yine kinetoplast ve nükleus yapılarını amastigot formunda gözlemleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da yine bir makrofaj hücresi var. Daha koyu mor, menekşe mor görünen, boyanmış görünen nükleus ve makrofajın sitoplazması içerisinde çok sayıda amastigotları görüyorsunuz. Oldukça koyu boyanan neleri var? Nükleusları ve hemen geri kısımlarında noktası şeklinde görünen bir kinetoplastları var. Bu şekilde gördüğünüz zaman tanıya gidebiliyorsunuz. Bunu size sınavda sorduğumuz zaman leşmanya SP demeniz yeterli. Çünkü lezyondan mı hazırlandı, kemik iliğinden mi hazırlandı? Bunu bilmeniz mümkün değil. Buradan tür ayrımı yapmanız mümkün değil. Dolayısıyla leşmanya SP demeniz, yani subspecies demeniz yeterli. Gördüğünüz formu yazmanız, amastigot demeniz sınavda yeterli olacaktır arkadaşlar. Burada gördüğünüz şekilde makrofaj içerisinde olabilir. Evet, makrofajı patlatıp hemen komşu dokulara dayanmak, istila etmek üzere yayılmış preparatta da serbest halde başka noktalarda da mevcut olan hani amastigotları görmeniz mümkün. Burada da yine bir amastigotu biraz daha yakından görmeniz için bu şekilde hazırladım. Ondan sonra ne var? Burada yine mor boyanmış bir nükleus ve şurada kinetoplastını görebiliyorsunuz. Büyük boyanmış mor kitle ise yine makrofajın çekirdeğini oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bu bizim kendi laboratuvarımızdaki fotoğraflardan bir tanesi. Yani laboratuvarımızdaki preparatlara ait fotoğraflardan. Burada aynı şekilde kan dokusunun arasındaki makrofajları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kütenöz leşmaniyazisi olan bir arkadaştan alınmıştı. Aslında doku alanının daha net görünmesi için kütenöz leşmaniyazisi alınan örnekte dokunun kanatılmaması aslında beklenen o. Ama kapiller istiladan dolayı, kapillerin istila edilmesinden dolayı bu bölgelerde belki hafif bir kanamanın o bölgedeki makrofajlarda yakalamayı kolaylaştıracağından dolayı hafif kanatılarak da yapılması bazen olabiliyor. Burada da işte o yüzden eritrositlerin arasındaki makrofajları ve makrofajların içerisindeki çok sayıda amastigotu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani hücrenin içerisinde çok sayıda yüzlük mikroskoptaki görüntüsü bu şekilde olabiliyor. Aynen dediğim gibi dokunun içerisinde dağılmış bir halde tek tek de boyalı görebilirsiniz. Yani bunu illaki bir makrofaj çekirdeği aramanıza gerek yok. Yani preparatın herhangi bir noktasında şu şekilde kümelenmiş amastigotları serbest halde de gözlemleyebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu klinikte. Şimdi buraya kadar amastigotların formasyonundan bahsettik. Nasıl şekillerinin olduğunu, preparatlarda boyandıkları zaman nasıl göründüklerinden bahsettik. Bir de amastigot formunun dışında promastigot formumuz vardı. Burada da mekik şeklindeki promastigotların kültür ortamındaki çoğalmış promastigotların boyanmış preparatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde daha koyu, daha açık renkte boyanmış sitoplazmasının içerisinde koyu boyanmış nükleosunu, kamçısına yakın bir konumda kinetoplastını görmeniz mümkün arkadaşlar. Biz bunu hatırlamak noktasında kolaylık olsun diye sivri biber diye bile böyle benzetmeler yapardık. Daha kalıcı oluyor. Burada yine bizim laboratuvarımızda oluşturduğumuz bir kültür. RPMI besiyerinde de üretebilirsiniz. Sadece 3M besiyerinde değil, RPMI gibi besiyeri ortamlarında da leşmanyanın son dönemlerinde promastigot formlarının üretilebildiği, canlılıklarının devam ettirebildiği gözlemlenmiş. Biz de laboratuvarımızda RPMI besiyerinin içerisindeyken promastigotları inkübe etmiştik. Burada kümeleşme eğilimi gösterdiler tabii ki ama tek tek düşen promastigotları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel bir kamçı formunu, aynı şekilde mekik formlarını ve boyanmış nükleoslarını da gözlemlemeniz mümkün buralardaki bütün promastigotlarda. Yine burada net
olsun, daha net güzel görünsün diye tek başına konulmuş bir promastigot fotoğrafı görüyorsunuz. Daha net boyanmış bir nükleus. Nükleusa yakın konumda bir kinetoplast ve kamçının kökeni aldığı yerden çıksın görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu da size sınavda eğer koyar isek Leishmania SP diye söyleyeceksiniz. Leishmania SP promastigot formunda mutlaka söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Leishmania deyip bıraktığınız zaman gördüğünüz şeyin amastigot mu, promastigot mu olup olmadığınızı da belirtmenizi istiyoruz. Gördüğünüz üzere ikisi de yapı olarak birbirinden oldukça farklı. Tripanosoma krizi bizim bu ders içerisinde inceleyecek olduğumuz diğer doku ve kan protozoon parazitleri arasında yer alan bir parazitimiz. Kamçılı parazitler arasında, kamçılı doku parazitleri arasında. Burada Amerikan tripanosomiyazisi etkeni olan, yani Chagas hastalığı etkeni olan Tripanosoma krizinin hayat formlarından bahsetmiştik. Tripomastigot, amastigot ve epimastigot olarak etkeninin redivüt böcekleri olduğundan bahsetmiştik. Ne oluyordu? Omurgalı konakla bir omurgasız vektör arasında geçen bir hayat döngüsü vardı. Dolayısıyla vektörün ısırığı gerçekleştikten sonra dokulara dağılan, hatta daha sonrasında kana dağılan neler vardı burada? Tripomastigotlar vardı. Dokuda amastigotları farklılaşmaya başlayan epimastigotları görebiliyorduk özellikle çizgili kaslarda. Fakat tripomastigotları kan dokusunda gözlemliyoruz biz. Dolayısıyla burada biz belli saatlerde, belli aralıklarda kan örnekleri alarak bu kan örneklerinin boyalı preparatlarını hazırlıyoruz. İnce yayma preparatlar veya kalın damla preparatlar hazırlanarak mikroskop altında inceleyerek tanıya gidiyoruz. Afrika tripanosomiyazisi, yani Afrika uyku hastalığının etkeni olan Tripanosoma gambiense'de de yine aynı şekilde hayat formları gözlemleniyordu. İnsanlar Glossina cinsi vektörlerin ısırılmasıyla enfekte oluyorlardı ve deri yoluyla giren etken daha sonra ne oluyordu? Dokulara gidiyorlardı ve dokularda tripomastigotlara dönüşüyorlardı. Bilhassa da sinir sistemini etkiliyorlardı ve sinir sisteminde uyku hastalığına sebep oluyorlardı. Dolayısıyla burada da yine periferik kanda önce doku kana geçiyorlar, sonra dokuları istila ediyorlar falan olayından sonra kandan tabii ki de alınan örneklerde boyalı preparatlar hazırlanarak ne yapılabiliyor? Tanıya gidilebiliyor. Şimdi biz burada neyi görüyoruz? Genel bir yapısını görüyoruz. Tripanosoma krizi ve Tripanosoma gambiense'ye ait tripomastigotların. Burada dalgalı zar var arkadaşlar. Dalgalı zarla beraber neyi görüyorsunuz? Hücre boyunca uzanan dalgalı zarla beraber kamçı yapısını görüyorsunuz. Ortada koyu boyanmış bir çekirdek, granüler yapıları ve kinetoplast yapısını gözlemleyebiliyorsunuz boyandığında. Bu Tripanosoma krizi de kinetoplast yapısı biraz daha küçük olsa da Tripanosoma gambiense türlerinde bu kinetoplast ön uçta daha koyu bir şekilde boyanıyor ve dalgalanan zar buradan devam ederek hücre sonuna doğru gidiyor, sonlanıyor ve burada kamçı tek başına devam ediyor. Aynı zamanda yine ortada bir nükleus çekirdek yapısını görüyorsunuz. Granüler bir hücresel, yani hücrenin sitoplazması var. Aynı şekilde granüler yapıda. Fakat ne var? Biz tripanosomada herhangi bir şekilde tripomastigot formunu sorduğumuz zaman gambiense mi, rhodesiense mi, diğerleri mi, bunu kruzi mi, bursayı mi sormuyoruz size. Tripanosoma SP demeniz bizim için yeterli. Tripanosomanın türleri demek oluyor. Ve gördüğünüz formu yazacaksınız. Zaten size bu ders kapsamında sadece tripomastigotları kandan alınarak hazırlanmış preparatlarda gösteriyoruz. Bizim laboratuvarımızda da çünkü kandan hazırlanan preparatlar var sadece. Dolayısıyla burada ne görüyoruz? Arka planda çok sayıda eritrosit görüyorsunuz. Yani bir kan preparatı olduğunu hemen gösteriyor size. Ve arasında, eritrositlerin arasında şekli çok da hani Leishmania'dan farklı olarak sabit olmayan, kıvrılmış bir şekilde neleri görüyorsunuz? Tripomastigotları görüyorsunuz. Buradaki sebep dalgalı zarla hareketi esnasında dalgalı zarın hücrenin yapısını eğip şeklini sabit tutmamasından kaynaklanıyor. Burada neleri görüyorsunuz arkadaşlar? Koyu boyanan nükleosu görüyorsunuz. Şurada dalgalı zarın aslında yapısı ve uzanan kamçıyı görüyorsunuz. Şurada da yine aynı şekilde dalgalı zarı falan ve kamçıyı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine ön uçta boyanmış kinetoplastları görmeniz burada mümkün. Aynı şekilde bir eritrositlerin o arasında bir başka boyalı preparat da yine tripomastigotları bu şekilde görüyorsunuz. Burada biraz daha yanal bir görüntü ve kıvrılmış bir şekilde tripomastigotları görmeniz mümkün arkadaşlar. Nükleus biraz daha orta bölgede ve koyu boyanmış şekilde görülüyor yine. Yine burada bir kandan hazırlanan başka preparat daha net görmeniz namına hani bu sayıda
örnek koyuyorum buraya. Ortada boyanmış nükleosunu, önucunda yine bir kinetoplastını, kamçısını çok net bir şekilde görüyorsunuz burada. Şurada daha belirgin görünüyor şeyde, dalgalanan zar yapısında. Yine burada bizim laboratuvarımızdaki farklı bir ışık mikroskobundan çekilmiş boyalı preparat, gimza boyalı preparatta. İşte kimi zaman da bu şekilde olabiliyor yani. Boyayı, boyama sürelerinize de bağlı olarak bazen boyanın rengi veya kalitesine bağlı olarak değişiklik olabiliyor. Yani daha saydam yapıda da görebilirsiniz. O yüzden dikkatli bir gözle iyice incelemek gerekiyor eritrositlerin arasındaki bu yapıları. Şu şekilde kamçılı ve dalgalı zarı burada daha net görüyorsunuz. Aslına bakarsanız dalgalı zarı olan tripomastigotlar mevcut. Hücrenin tam ortasında daha belirgin boyanmış bir nükleos kısmını görüyorsunuz. Uçta bir kinetoplasti yine görmeniz mümkün burada. Şu şekilde şurada da bir ne var? Tripanozoma yine preparatın farklı bölgelerinde farklı şekillere kıvrılmış neleri görüyorsunuz? Tripomastigotları görüyorsunuz arkadaşlar. Son işleyecek olduğumuz konu ise Trichomonas vaginalis'e ait arkadaşlar. Trichomonas vaginalis de önemli bir konu bizim parazitoloji açısından. 10 ila 20 mikrometre uzunluğunda, 5 ila 15 mikrometre eninde. Biz bunu sizlerle bağırsaktaki kamçılıkları incelerken işlemiştik arkadaşlar. Aslında kendisi bir doku hani protozoonu. Kamçılı olması nedeniyle işlenildi. Aynı zamanda Trichomonas'ın başka türleri bağırsak yerleşimi olabiliyor Trichomonas fominis gibi. Ama Trichomonas vaginalis vajinal bölgeye, üretra bölgesine, prostata yerleşebiliyor. Ve ciddi bir kliniğe sebep olabiliyor arkadaşlar. Görünüşünün çok karakteristik olduğundan bahsetmiştik zaten. Armut şeklinde bir görüntüsü var. Dört kamçısı bir dalgalanan zarı mevcut. Kist formu burada yok. Sadece trofozoid formunu gözlemliyoruz. Kist görülmüyor. Dolayısıyla kişiden kişiye temasla bulaşıyor. Sadece insanlarda görülüyor ve ikiye bölünerek dokularda çoğalıyor. Buradaki hücrelerden beslenebiliyor arkadaşlar. Enfeksiyonlu kadın ve erkek buna kaynaklık ediyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yaşadığını bildiğimiz için eğer bu şekilde bir klinikle müracaat eden bir hasta varsa işte buradan vajinal kazıntı materyali alınabilir, idrar kullanılabilir, yine üregenital sıvılar, smearlar alınabilir ve bu örneklerde ne yapılır? Boyalı preparatlarda incelemeler yapılabilir. Doğrudan ışık mikroskobu altında da inceleme yaparsınız. Fakat bu takdirde çok da kolay olmayacaktır kamçılarını görmeniz. Dolayısıyla boyalı preparat hazırlanarak gözlemlemek daha çok tavsiye edilen bir durumdur. Burada şematize edilmiş bir görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Ön uçtan çıkan kamçıları, arka uca uzanan bir kamçısı var. Bir dalgalanan zarı var. Bilofibroblast dediğimiz yapı ön uçta görülüyor. Bir çekirdeği var. İlkel bir sitozomu bulunuyor. Aynı şekilde burada mikroskop görüntüsünde görüyorsunuz. Boyalı preparatta. Trofozoid formu var burada. İki adet Trichomonas vaginalis'e ait trofozoid'de ne var? Bu koyu boyanmış bir çekirdek, bilofibroblast, kamçılar. Şurada dalgalı zar daha net görünüyor. Bir dalgalı zar. Belki şurada da gözlemleyebilirsiniz ama şurada daha net bir şekilde dalgalı zarı hücrenin bir yanında görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kamçıların buradan çıktığını. Burada başka bir preparat görüyorsunuz. Yine koyu boyanmış bir neyi var? Çekirdeği var. Şurada dalgalı zarı çok net olmamakla beraber kamçıları da var. Benim anlatacaklarım bu kadar bu ders kapsamında arkadaşlar. Son dersimizde işledik döneme ait kolaylıklar diliyorum size sınavda. Sormak istediğiniz başka bir konu olursa mail yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi dersler diliyorum. Evet. Yeni kullanmayı düşünüyorum. Yeni fotoğraflar kullanmayı düşünüyorum. Ama yani burada gösterdiğim farklı fotoğraflar olmayacak arkadaşlar. Hani birebir aynısını kullanmak doğru olmaz. Ama çok benzer fotoğraflar koyacağımdır. Yani hatta daha net görüntüler koyarım. Doğrudan preparattan net bir şekilde çekilmiş. O şekilde önünüze getiririm. Rica ederim. Hocam bir de chat kısmına sunuyu koyabilir misiniz acaba? Tamam, sunuyu koyabilirim. Hatta geçen seneden hazırladığım bir şey vardı, föy vardı, onu da koyabilirim isterseniz. PDF şeklinde getirdim aslında da, yani büyük olur da atamasam diye emin olamadım. İkisini de eklerim ben. Tamam. İyi olur hocam. Tamam, kolay gelsin arkadaşlar. Biraz da beklerseniz kapatmadan, hani biz almadan kapatırsanız gelmiyor dosya da, o yüzden. Bir 5 saniye beklerseniz. Tamam.